Abi kaçakçılar hazır. Kuruçay mevkinden geçiş yapacaklar. Hazır ol. En başta sevilmemek. Yani biz, yani bu insanoğlunun doğasında da var ve oyuncunun doğasında var sevilme isteği. İyi karakterleri oynayanlar sevilme bazına bakarlar. Bizlerse sevilmeme bazına bakmak zorundayız. Ne kadar tepki alırsak o kadar bizim için iyi. Bu konuda çok zorluk çektim. Bunu bastırmaya çalıştım kendi içimde. Ersin Karacan. Senin kaç tane adın var? Kürşat. İzleyicilerden ya yani pek olumlu tepkiler gelmiyor oynadığım karakter itibariyle. Şöyle bir anım var. Migadiç'te sete giderken hazırlıktan çıktım. Balkondan bir teyze çıktı bağırdı. Vatan haini diye. Ya böyle bir kaldım yani hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum, böyle bir tepki alıyorum. Ne diyeceğimi bilemedim, gülümsedim sadece. Sete gittim, düşünüyorum o anda da acaba doğru mu yapıyorum, ne yapıyorum? Hani bu tepkiyi nasıl hazmedebilirim falan diye. Sonra sete geldi. Yanında iki tane çocuğunu almış. İşte çok özür dilerim. Hani sizi görünce dayanamadım, birden içimden patladı, ağzından çıktı o laflar falan diye. Sonra sarıldık, fotoğraf çektirdik, tatlıya bağladık işi. Evde bir sürü iz bırakmışsın. Sahte pasaportlar, sim kartlar, hepsini buldular. Eline yüzüne bulaştırdın, salak herif. Beni en çok etkileyen iki sahne var. Bir tanesi ufak çocuğun beynini yıkadığım sahne. Yani o sahneyi çekmeden önce ilk okuduğumda şey diye düşündüm. Ya bu insanlar bu ufacık çocuklara hani nasıl kıyarlar, nasıl onları kötü amaçları için kullanırlar. Ve bu çok etkilendim bu sahneyi çekmeden önce. Çok zorlandım içselleştirmekte. İkinci sahne ise şu yakın zamanda yaşadığımız 34 kaçakçının hayatını kaybettiği olay. Bunun planını hazırlarken hazırlama aşaması, o sahneyi çekiyoruz. Bir yandan katlanamıyorum çünkü çok derinden etkilemişti o zaman da beni ve tüm Türkiye'yi. Ve böyle bir olayın planlanış aşamasını oynuyorsunuz. Yaptığımız bazı şeyler zahiren kötü görünebilir. Ama sonunda hayra dönüşecektir. O yüzden sakın tereddüde düşme. Bal yapan kovanın sahibi, hizmetin sahibi dualarımız da arkamızdadır. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen bazı şeyler vardı. Ülkeyle ilgili, ülkenin siyasi durumuyla, politik durumuyla ilgili. Ve biz de okuduğumuz kadar bilebildik, bize gösterdikleri kadar öğrendik. Bu projeyle beraber burada anlattığımız birçok olaylarda böyle bulunan kişilerden birinci ağızdan bu olayları dinleme fırsatı bulduk. Ve en ince detaylarına kadar öğrendik. Böyle olunca tabii farkındalığımız, hassasiyetimiz bir kat daha arttı. Ve çok büyük şaşkınlık yaşadık. Çünkü bize gösterenin bile perde arkası varmış. Sen tehlikenin farkında değilsin. O Mahmut var ya, bir konuşursa bütün yapı çözülür. Anlıyor musun? İsimsizleri benzer işlerden ayıran özellik. Ya birinci sırada gerçeklik. İkinci sırada doğallık. Yani bu işte diğer işlerde olmayan bir doğallık var. Oyuncusundan teknik ekibine kadar. Zaten bu doğallık kamera arkasından başlıyor ve kamera önüne yansıyor. Türkiye gerçeğini korkusuzca açık dille anlatması. Ahmet Müdüre! Olcay Yüzbaşı'ya kumpas kurmanın, namuslu insanları lekelemenin bedelini ödeyeceksiniz nasıl? Anladın mı lan beni? Anladın mı lan?